Anne. Sanırım o çoktan gitti. İşini bitirdik galiba. Durun, ne oldu? Baba! Nesi var? Baba! Fil'e bir şey oldu. Baba, fil'e bir şey oldu. Filimize bir şey oldu. Baba, hemen gel. Baba! Fil'e bir şey oldu. Baba, fil'e bir şey oldu. Baba! Bayan Dani, ne oldu? Buraya ne oldu? Bunu kim yaptı? Ne oldu? Biri hemen söylesin. Efendim, bu resmi görünce yere düştü. Bu resmi nasıl gördü? Purvi, Purvi. Doktoru çağırın. Hemen doktoru çağırın. Hemen doktoru çağırın. Purvi. Doktoru çağırın. Purvi. Alo. Ne oldu? Herkes niye bağırıyor? Çünkü Dani bayıldığı için abim onu odasına götürdü. Dani mi bayıldı? Bay Vrendra, o nöbet geçirmiş. Fazla strese maruz kalmış. O yüzden bayılmış. Ama merak etmeyiniz. Yakında kendine gelir. Lütfen biri benimle gelsin. Ona reçetesini vereceğim. Doktor, ben gelirim. Hem onun geçmişini de size anlatırım. Tamam, gelin. Hepiniz benimle gelin. Gelin. Hepinizi daha önceden uyarmıştım. Geçmişinden hiçbir şeyi görmeyecek demiştim, değil mi? Peki o resmi nasıl buldu, anlatın. Hadi, o resmi nasıl buldu? Ben bilmiyorum. Bir şey yapmadım. Buhri'ye sor, onu valizinin olduğu odaya o götürdü. Buhri hadi anlat. Efendim o, Bayan Dani valizinde çantasını unuttu. O yüzden eşyasını alsın diye götürmüştüm. Sizin talimatınız doğrultusunda resmi kapamıştık. Ama sanırım rüzgar falan esti, bilmiyorum. Resmin üstü açıldı ve o şekilde gördü. Ne ara olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şeyi düzgün yapamıyorsunuz. Bir resmi bile saklayamadınız. İşe yaramazsınız. Efendim, resmi saklamıştık ama rüzgar estiği... Kes saçmalamayı. Rüzgarmış. Bu seferlik affediyorum ama bir hata daha görürsem o zaman suçlu olanı sadece bu malikaneden kovmam. İnanın bana, bu suçu işleyeni bu sefer Revari'den bile kovarım, duydunuz mu? Her kim olursa olsun. Gelebilirsiniz. Vrendra, gelsene. Bayan Dani, şimdi nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz? Evet, iyiyim. Çok daha iyiyim. Artık geçti. Özür dilerim. Benim çalışanlarımın dikkatsizliği yüzünden sizi böyle bir duruma düşürdük. Sorun değil Vrendra. Ben bir şey sorabilir miyim acaba? Resimdeki kişi tıpkı bana benziyordu. Benim resmimi burada kim yaptı ki? Ben yaptım. Sen mi yaptın? İyi de neden? Şimdi senden sır saklamanın gereği yok. Zaten biliyorsun. Anlayacağın Dani... Sen ve Daksh evlenmiyor musunuz?
Ben de dedim ki, en azından düğününüz için size kendi elimle bir resim yapayım. Ne diyorlardı ona? Bir sürpriz hediye. Ama işte çalışanlarım yüzünden maalesef sürprizim mahvoldu. Hayır Brandra, inan bozulmadı. Hatta çok güzel bir şey düşünmüşsün ve için rahat olabilir. İnan bana Daksha, hiç bahsetmeyeceğim. Bu sürprizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Teşekkür ederim düşündüğün için. Bunu saklayacağın için sana teşekkür ederim. Merak etme. İleride böyle sorunlar yaşamayacaksın. Ve eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana her şeyi söyleyebilirsin. Ben çıkayım artık. Tamam. Sen dinlen. Sadece 10 günüm var. Merak etme aptal kız. 10 gün içinde sana bütün eski hayatını hatırlatacağım. Yarından başlayacağım. Yarından itibaren geçmiş hayatına başlayacaksın. Yarın sabah ilk iş olarak sana köyde birlikte gittiğimiz yerleri gezdireceğim. Birlikte vakit geçirdiğimiz her yere gideceğiz. Yarın bütün köyü göreceksin. Tekrar eski aptal kız olacaksın. Artık Dani olmayacaksın. Diyorum ki, madem Revari'ye ilk defa geldiniz, neden ben size etrafı gezdirmiyorum? Köyü birlikte gezeriz. Olur mu? Evet. Bu arada ben de aynı şeyi düşünüyordum ama siz söylediniz. Ve inanın köy tereyağı çok güzel olur. Ve köylülerin muhtarı da çok güzel olur. Yani demek istediğim köyünüz çok güzel bir yermiş. Tabii ki gezeriz. Fil sen de gelsene. Evet Fil, gelir misin? Evet, neden olmasın? Böyle güzel bir yeri bir daha ne zaman görebiliriz ki? Hatta hep birlikte gitsek ya. Babaanne sen de gelir misin lütfen? Ben çok yorgunum. Kalıp biraz dinleneceğim. Siz gidin. Zaten biz gençlerin arasında sıkılırdın. Çatlı teyze, benimle oturur musun? Hey, ben teyzen değilim. Bana Çatlı anne. Abla. Çatlı abla de, tamam mı? Tamam Çatlı abla. Benimle oturur musun? Evet canım, gel. Hadi gidelim. Hadi arkaya geçelim. Daksha amca, benimle oturur musun? Sana köyü gezdikçe anlatabilirim. Öyle mi? Bana her yeri anlatacak mısın peki? O zaman seninle oturmalıyım ha? Dikkatli ol. Hadi sen de gel. En iyisi ben ön tarafa oturayım. Çünkü burada yer kalmadı. Virendra, köyünüzün havası gerçekten çok güzelmiş. Sanki daha önce buraya gelmiş gibi hissediyorum. Her yer daha önceden görmüşüm gibi hissettiriyor. Çünkü her yeri gördün aptal kız. Eminim ki yakında her şeyi hatırlayacaksın. Köyün her tarafını, insanları. Ne de olsa sen misafirimiz değilsin. Köyün muhtarının eşisin. Baba, bugün ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi eğleneceğiz oğlum. Anladım baba. Gel Keden, her zaman nasıl eğleniyorsunuz bakayım, anlat. Bekle ve gör Dani. Burada nasıl eğlendiğimizi göreceksin. Her şeyi göstereceğim. Birazdan.
Merhaba. Köy meclisimiz.
bisiklet sürmek çok eğlenceli oluyor. Tamam, sürün. Gidelim mi amca? Hadi siz gidin. Hadi. Teyze, bisikletinizin tekeri patlamış. Ah, inanamıyorum. Prensimle bir bisiklete binemedim. Tekerlek patladı. Bu hiç adil değil. İyi de biz şimdi ne yapacağız, söyler misin? Neden benimle bisiklete binmiyorsunuz? Seninle mi bineyim? Aa, tamam, ben süreyim ama. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz Phil. Brandra, ben su içebilir miyim? Hı hı. Şu tekeri şişirir misin lütfen? Peki efendim. Bisikletiniz hazır. Sağ ol. Geriye bir tek ikimiz kaldık. Geri kalan herkes binip gitti. Benimle binebilirsin. Bisikleti ben sürerim. Arkama gel. Bu sefer hiç efor sarf etmeden hallederiz demiştim. Sadece ona geçmişini hatırlatacaktık. Ve o ölecekti. Beyin kanaması geçirecekti ama ben kalp krizi geçirmeden ona hiçbir şey olmayacak. Hayır böyle konuşma. Bak benden söylemesi. 6 aydır kafanı çalıştırmıyorsun. O yüzden paslanmıştır. Temizlemen lazım. O satılık gelini öldürmek için bir yol bul. Onu hayatımızdan çıkaralım. Sonsuza kadar kurtulalım. Öyle ya da böyle kurtulmamız gerek. Ben söyleyeyim. Oturun. Sizi ilk gördüğüm an anlamıştım.
Müstakbel gelinimi hayatınızda istemiyorsunuz. Ben de bunu istiyorum. Biliyorum. Dani, Brandira'nın eşiydi. Ama artık onun torunumun karısı olmasını istiyorum ben. Üçümüz de aynı şeyi istemiyor muyuz ha? Düşmanımın düşmanı dostum değil midir? Ne dersiniz? Birlikte hareket etmeliyiz. Madem anlaştık, size revari çayından ikram edelim. Ne güzel. Böylece Londra'dakiler bile revari çayını öğrenir. Babaanne, bugün çok eğlendik. Bu köy gerçekten görülmesi gereken bir yermiş. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Evet babaanne, kelimeler kifayetsiz kalır. Aynı prensim gibi. Ne güzel. Herkesin keyfi yerinde. Hadi bakalım. Herkes odasına gidip güzelce bir uyusun. Çünkü yarın Karvaçot için erken kalkmalısınız. Sargı yiyeceksiniz. Yarın Karvaçot mu var? Evet ve senin de Daksh için oruç tutmanı istiyorum kızım. Babaanne lütfen yapma. Dani zaten hasta. Buna gerek yok. Benim için niye bütün gün aç kalsın ki? Dani'nin benim için aç kalmasını istemiyorum. Lütfen babaanne. Belki sonra yaparız. Daksh. Bazı gelenekler yıllardır sürer. Bunlar moda gibi değişmez oğlum. Babaanne. Bak, her evli kadın kocasının uzun ömürlü olması için oruç tutar. Dane'nin de senin için tutmasını istiyorum. Bunlar bizim geleneklerimiz. Eğer Dani bunları yerine getirmezse çocuklarınız ne yapacaklar ha? Ne? Babaanne, çocuklar şimdi... Sen ne diyorsun? Şimdi değil ama ileride olmayacak mı? Doğduklarında onlara aile, gelenek ve göreneklerimizi öğretmeyecek misiniz? Ha? Siz de öğrenmelisiniz. İyi tamam ama... Bak, sorun değil, babaannem doğru söylüyor. Düğünü geleneklerimize göre yapıyorsak bunları da yerine getirmemiz gerekiyor. Tamam, ben oruç tutacağım. Karvaçot'a katılacağım babaanne. Aferin. Dani, emin misin? Sorun değil. Tamam. Ama Bayan Dani, oruç düğünden sonra tutulmalı. Ve siz daha evlenmediniz, yani... Ne olmuş? Sonuçta nişanlılar. Dani müstakbel eşi için tutacak. Hadi uyumaya gidin ve yarın erken kalkın. Saatini geçirmeden sargıyı yiyelim. Peki, ha? Tamam. Gel. Hadi. Hadi aptal kız, dönüp bana bir kez bak.
Altın bilezikler mi? Virin cebinde bunların ne işi var? Yarın karvaçot için. Vir bunları bana hediye için mi almış? Bu demek ki Vir bana karşı duygular beslemeye başlamış. İlk önce elbise, şimdi de bunlar. Neyse, sürprizini bozmak istemiyorum tabii ki. O yüzden sizleri geri onun cebine koyacağım. Hadi, iyi geceler o zaman. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Gün doğar doğmaz. İyi geceler. Bir dakika. Niye sabah? Hem o kadar erken yemememiz gerekiyor. Bunu bilmiyor musun? Ben de oruç tutacağım. Ne de olsa artık hayat boyu eşim olacaksın. İş ortaklığı nasıl eşitse bu da öyle eşit olmalı. Sen oruç tutuyorsan o zaman ben de oruç tutmalıyım. Sen ne yaparsan ben de onu yaparım, tamam mı? Seni akılsız. Sadece kadınlar kocası için tutar. Erkekler tutmaz. Sen benimle evlenmiyor musun? Ya ölürsen? Yeni evleniyoruz burada. Ben de senin için oruç tutmalıyım, tamam mı? Bak, hayat çok kısadır. Ya erken ölürsen, ha? O zaman ben sensiz... Ne kabasın? Bu Roşan da beni sürekli arayıp duruyor. Şimdi konuşmayacağım. Eğer sen erken ölürsen, ben sensiz ne yapacağım? Söyle bana. Tamam kaba adam, tamam. Sen de oruç tut. Kim bilir, belki senin orucunla daha uzun yaşarım ve belki de birlikte oruç tutarsak ölene dek kalabiliriz, değil mi? Ölene dek değil, sonsuza dek. Kitapların üstü tozlansa da hikayeleri eskimez aptal kız. Senin hikayen benimle başladı ve benimle birlikte bitecek. İlk orucunu benim için tuttun ve yarın da benim için tutacaksın. Geçen sefer yaptığımız gibi orucunu ben açacağım. Bu da sana sözümdür. Göreceksin. Bütün gün aç kalmam gerektiğinden şimdi yiyebileceğim her şeyi yiyeceğim. İnanın. Böylece bütün gün prensim için oruç tutabileceğim. Aa, çok güzel olacak, hadi. Dani. Dakşı nerede? Niye gelmedi? Hadi gidip ona bak canım. Uyuyorsa uyandır. Şu an uyumamalı o. Hadi. Babaanne merak etme. Ben hemen Dakşin odasında bir tabak hazırlayıp götürebilirim. Böylece birlikte yeriz. Evet, iyi söyledin. Birlikte oruç tutuyorsanız birlikte yemelisiniz. Ben size çay getireceğim. Sağ ol babaanne. Hayır, ben götürürüm. Vir, bugün senin için oruç tutacağım ve orucumu senin açmanı istiyorum. Ne olursa olsun. Dakş, sabah oldu. Sergini yemen gerek, hadi. Dakş. Ne var? Bırak da uyuyayım. Ne demek istiyorsun sen? Dün ben de oruç tutacağım diyordun. Ne oldu? Daha uyanamıyorsun bile. Hadi kalk hemen. Hadi sana diyorum, kalk. Kalkacağım. Hiçbir şeyi unutmadım. Baba bak, bütün gün oruç tutacağım ama sargı yememe gerek yok. Bırak uyuyayım. Söz tutacağım, tamam mı? Bırak biraz da uyuyayım burada. Seni palyaço. Oruç tutmak için sargı yemen gerekiyor. Kalk yoksa saçını bozarım. Hani, kalk lütfen dedim. Lütfen bak, git sargını ye. Ben sonra kalkarım, tamam mı? Şimdi uyumam gerekiyor çünkü. Hadi git. Dakş, senin yüzünden ben de yiyemeyeceğim. Kalk hadi. Dani lütfen, sen yersin. Hadi lütfen. Ben uyuyacağım. Herkes sargısını yemiştir. Dakş yüzünden tek başıma yemem gerekecek. Bayan Dani, tek başınıza ne yapıyorsunuz? Bay Vrendra, siz bu saatte... Oturun. Ben her zaman erken kalkarım. Zaten karvaçot olduğundan hazırlıkları kontrol ettim. Ama niye tek başınızasınız?
Dakş dedi ki benimle Karvaçot orucu tutacakmış. Birlikte sergi yiyeceğiz diye anlaşmıştık. Ama o hala odasında uyuyor. Bir türlü uyanmadı. O yüzden ben de tek başıma yiyeceğim. Tek başıma oruca başlamam gerekecek. Ben varken niye tek başınıza yiyesiniz? Yani demek istediğim, çünkü ben yürüyüş için erken kalkmıştım. Ama yürüyüşe çıkmadan önce her zaman bir bardak çayımı içerim. Ve evdeki herkes şu an meşgul. O yüzden ben çayımı içemedim. Şansıma bakın ki size denk geldim. Bir bardak var. Eğer sorun olmazsa sizinle içebilirim. Ve çay içerken orucunuza başlarsınız. Böylece tek başınıza yememiş olursunuz. Tabii eğer sorun değilse. Tabii ki. Zaten artık biz dost sayılırız. Neden sorun olsun ki? Doğru söylediniz. Hadi. Afiyet olsun. Dediğim gibi aptal kız. Bugün Karvaçot'unu benimle yapacaksın. Bak, bu sadece başlangıç. Sargini benimle yedin. Çayını benimle içtin. Bugün senin için oruç tutuyorum. Sen de bugün orucunu benimle açacaksın. İzle ve gör. Bilezikler için teşekkür ederim. Ama bir dakika. Bu bilezikleri gece takar mısın? Neden gece? Çünkü senin için oruç tutuyorum. Ne? Priyu. Vir, bütün gün yanımda olmalısın ve orucumu açmalısın. Ve sen takmalısın. Sen bunun mümkün olmadığını biliyorsun. Suda da tuttuğu için eve gitmeliyim ve Tanrı aşkına onunkini de açmalıyım. Yani Priyu, üzgünüm. Affedersin ama gitmeliyim. Bir dakika. O zaman neden geldin? O zaman niye yalandan beni seviyormuş gibi davranıyorsun? Suda senin karın. Bense hiç kimseyim, değil mi? Hadi karına git. Priyu. Gel hadi. Seni seviyorum. Ama suda bir zorunluluk. Sense aşkımsın.
Bunu sen de biliyorsun. Ne olursa olsun biz bu ilişkiye başlayacağız dediğimizde bunu sır olarak saklayacaktık. Sen niye boşuna oruç tutuyorsun ki? Gerek yok. Boşuna? Nasıl? Weir, bütün gün yemek yemeyeceğim ben. Senin için tutacağım. Bu senin için önemsiz mi? Priyo, ben öyle demedim. Yani istiyorsan oruç tutabilirsin. İstediğini yap ama neden orucunu benim açmam gerekiyor ki? Ben bunu yapamam. Çünkü benim eve gitmem gerekiyor. Suda da tutuyor. Üzgünüm Priyo. Lütfen affet beni. Lütfen. Hepsi Purvi yüzünden oluyor. Eğer beni o gün kandırmasaydı hayatım mahvolmazdı. Bugün Weir'la olurdum. Orucumu o açardı. Böyle gizlice görüşmezdik. Eğer Purvi olmasaydı Weir'in eşi olabilirdim. Her şeye sahipsin abla. Malikane. Takılar. Ama gör şimdi hayatına ne yapacağım. Sana acımayacağım. Sana bugün öyle bir ders vereceğim ki asla unutamayacaksın. Abi, yemek yedin mi? Otursana. Aç değilim. Akşam yerim. Juhi, Manas, hadi sofraya gelin. Ay, yoksa prensim yemek yemiyor mu? Ha, benim için oruç mu tutuyor yoksa? Tanrım, çok tatlı biri. Anne. Evet. Al canım, bu sarıyı sana Karvaçot'ta dua ederken giymen için almıştım. Tamam ve güneş battı sayılır. Hemen gidip hazırlan hadi. Tamam, hemen gidiyorum. Sen de kalk bakalım, hazırlanmalısın. Aa, evet, hadi. Hadi gel. Ha, hadi. Tamam. Gel. Hadi. Babaanne, bu sarıda kocaman bir delik var. Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağınızı biliyor musunuz çocuklar? Evet baba. Bu delik nasıl oldu anlamadım. Ben alırken hiçbir şey yoktu. Hatta buraya gelince kontrol bile etmiştim ben bunu. Delik falan yoktu. Aa babaanne, sütü bile kaynarken kontrol etmiyorsunuz. Ama yine de köpürüyor. Ne var deliği varsa yani? Akılsız. Kaynayan sütle Sare'nin ne alakası var ha? Babaanne, ikisi de aynı işte. Önemli değil Çadne abla. Peki şimdi ne yapabiliriz? Nasıl giyeceğim? Ben de aynını düşünüyorum. Ne yapacağız şimdi? Bayan Suda? Merak etmeyin efendim. Bu var. Bizim geleneksel elbisemiz. Bayan Dani bunu rahatlıkla giyebilir. Yenidir ve ona çok yakışacaktır. Buyurun. Bu çok güzelmiş babaanne. Giy kızım. Başka seçeneğimiz kalmadı. Tamam. O zaman ben giyeceğim. Gel, sana yardım. Tamam, olur. Gel. Ama o sarı nasıl yırtıldı? Kontrol ettiğimde bir şey yoktu. O zaman o delik nasıl? Biri bilerek yapmış olabilir mi? Ama kim, neden ve niye yapsın ki? Zura, bu Purvi'nin elbisesi. Al. Purvi duada mutlaka bu akşam bunu giymeli. Anlıyor musun? Evet baba, anladım. Tamam mı? Aferin.
Mirendra ve Suda ne konuşuyorlar böyle? Yoksa bir şey mi planlıyorlar? Mirendra çok kurnaz. Dikkatli olmalıyım. Daksh ve Dani'nin orucunu bozabilir. O yüzden ne olursa olsun Mirendra'yı onlardan uzak tutmalıyım. Babaanne, şimdi nasıl oldun? Nefes alamıyorum canım. Hemen doktor çağırın, nefes alamıyorum. Daksh, Daksh'ım nerede? Daksh? Hayır, hayır, hayır. Daksh gidemez, oruç tutuyor. Hayır, Daksh olmaz. Mirendra, Mirendra lütfen hastaneye gidelim. Lütfen beni doktora götür. Astım krizim tuttu, nefes alamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Doktora evet, gidelim lütfen. Evet, merak lütfen. Etmeyin efendim. Bir şey ayarlarım. Dima! Hayır Mirendra, niye onu çağırıyorsun? Dima yapamaz, sen götürmelisin. Niye götürmüyorsun? Hayır, yani bir de oruç tutmuyor mu? Daksh da tutuyor. Hadi onu sen götürmelisin. Siz canınızı hiç sıkmayın. Mirendra sizi hastaneye götürür. Sizi en iyi doktorun olduğu hastaneye ya da kliniğe götürecektir. Merak etmeyin. Canım, ben şimdi ne yapacağım? Oruç tutuyordum. Aptal kızın yanında kalmalıyım. Şimdi nasıl onunla açacağım? Bir şey düşünmeliyim. Mirendra lütfen acele et. Nefes alamıyorum lütfen. Hemen gitmemiz gerekiyor. Siz kalkın. Ben arabayı çalıştırayım. Hadi gelin. Bir dakika. Gelin. Hep mutlu oldun. Tanrı kocanıza uzun bir hayat versin. Huzurlu ve mutlu bir hayatınız olsun. Hep mutlu olun. Niye bu kadar sevgi dolu bir şekilde bana iyi dileklerini sunuyorlar ki? Hiçbir şey anlamadım. Vrindra, babaannem nasıl? Evet, iyi Daksh. Babaannen çok iyi. Tamam Vrindra. Ben de geliyorum. Dani'nin orucunu bir açayım da önce. Sonra hemen oraya geleceğim. Babaannem de sana emanet, tamam mı? Evet, tamam. Bay Vrindra, bayanı kontrol ettik, bir şey yok. Eve götürebilirsiniz. Harika. Duydunuz mu? Doktor ne dedi? Hiçbir şeyiniz yokmuş. Çok iyiymişsiniz. Eve gidelim mi? Hayır. Gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim. Burada kalacağım ben. Doktor kendimi, Bey. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Eğer eve gidersek ve bana bir şey olursa herkes endişelenecek. Bunu istemiyorum. Burada kalmalıyız. Öyle istiyorum. Eğer böyle hissediyorsanız burada kalabilirsiniz. Gözlem altında tutarız. Aha. İyi olur. Bence baba ne bilerek kötüymüş gibi yapıyor. Eğer bütün gece burada kalırsak, aptal kızın orucunu nasıl açarım? Nasıl orucunu açacağı vakte yetişebilirim? Ay aman tanrım! Prensim buraya gelmiş. Geleceğinden emindim. Benim orucumu açmak için gelmiş olmalı. Ta hastaneden buraya koşmuş. Sırf benim için. Ay benim için geleceğini biliyordum. Aman tanrım, prensim benim. Prensesim, bugün oruç tuttun mu? Evet, tuttum.
Peki orucunu benim için mi tuttun? Senden başka kim olacak? Benim tek sevdiğim, ölmeyi göze alacağım. Hayatım, inancım. Senin için deliriyorum. Gerçekten ölüyorum. Canım benim. Hadi orucumu aç. Karnım çok aç. Seni bekliyordum. Prensesim, midendeki gurultuları yok edeceğim. Çünkü prensin olarak şimdi sana yemek yedireceğim, tamam mı? Hadi prensim, karnımı doyur. Orucumu aç. Prensesim daha fazla aç kalamaz. Çocuklar, neredeydiniz ha? Baba, fil orada baba. Bugün çok güzel olmuşsun. Aynı evet. Senin gibi. Hayır, aynı fil gibi. Bu arada Rendra, sen buradasın. Babaannem iyi miydi? Sen geldiysen kim yanında? Doktor bey, babaannenin hiçbir şeyi yok. Niye burada duruyoruz? Nesi var? Bayım, bayan çok iyi. Sadece bir anksiyete ve huzursuzluk hissetmiş. Ama yaşı için normal bir durum. Ama doktor bey, bunu çözmenin bir yolu olmalı mutlaka. Ne bileyim, bir ilaç falan, yani rahatça onu uyutacak bir şey yok mu? Tamam, ona uyku ilacı verebiliriz. Böylece deliksiz bir uyku geçirir. Bu çok güzel olur. Teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Senin yalandan hastalığını çözdüm ve çaresini buldum. Daha öğrenemedin sanırım. Benim adım Brendra Pratap Singh. Ben verdiğim bir sözden asla geri dönmem. Aptal kızın orucunu açacağıma söz verdim ve açacağım da. Planın başarısız oldu babaanne. Artık ilacın etkisiyle sen uyurken ben de gideceğim. Dani, merak etmene hiç gerek yok. Babaannenin hiçbir şeyi yok. Doktor ilacını verdi. Şu an mışıl mışıl uyuyor. Çok güzel habermiş. Biliyor musun, onun için endişelenmekten ben de kötü hissediyordum. Bayan Dani, gelin, ay çıkmak üzere. Evet. Hadi gelin. Geliyorum. Herkes gelsin. Thank you.
sensin ya biz? Hemen geliyorum. Bir dakika. Ah bakın, ay çıktı, gelin. Hadi hadi, ay çıktı. Dualarımıza başlayalım. Herkes gelsin. Akşamca baksana cüzdanını düşürmüşsün. Ne? Akşamca cüzdanın düşmüş bak. Aptal kız, her zaman kocan olacağım. Kader bizimle ne kadar oynasa da aşkımız her zaman kazanacak. O yüzden bugün oruçlarımızı birbirimizden başka kimsenin uzun hayatı için tutmayacağız. Benim cüzdanım mı? Evet, seninki değil mi? Benim mi? Bak. Benim değil ama içi para doluymuş. Alabilir miyim biraz? Ne dersin? Ha? Hayır. Hayır mı? Olmaz mı? Ha? Ha? Hayır mı? Hırsızlık kötüdür. Öyle mi? Amca, bu cüzdan senin mi? Hadi. Ay töreni artık bitti. Şimdi sana su içirip yemek yedirmem gerekiyor. Sonrasında da orucumuzu birlikte açacağız. Oh tanrım, çok yoruldum. Sabahtan beri hiçbir şey yememişim. Hadi bana su içir. Ha, evet, su içireceğim. Manas, ne yapıyorsun Dax orada? Onu sürmenin sırası mı şimdi? İyi misin? Dışarı çık. Dani. Dax. İyi misin? Bir şey oldu mu? Ha? İyi misin? İyi misin? Bir şeyin yok. Sen iyi misin? Çok özür dilerim. Aslında sabahtan beri bir şey yemedim. Ondan biraz başım döndü. Dani, iyi misin? Evet. Dani?
Evet, sen iyi misin? İyiyim, evet. O orucunu açtı. Hadi sen de su iç. Zahmet etme Virendra. Hepsi bir formalite, sorun değil. Tamam mı? Tatlılar da yere düştü. Şimdi orucun için sana ne yedireceğim? Zaten orucunu açtı ama bende bu var. Çocuklar için aldığım çikolata. Onu verebilirim. Eğer sizin için sorun olmazsa bunu tatlı sayabilirsiniz. Çikolatadan da güzel tatlı olur değil mi? Çikolatayla da oruç açılabilir bence. Ne dersin? Ona sen verebilirsin. Buyur. Çok ihtiyacım vardı. Ye. Evet, o orucunu açtı. Sen de aç. Al. Buyur. Bak aptal kız, sana sözümü nasıl tutuyorum? Sana suyunu içirdim, tatlını yedirdim. Orucunu ben açtırdım. Teşekkür ederim. Hadi, bana hediyemi ver. Hediye mi? Nasıl evet, yani? Evet, bilezikler. Bilezik mi? Ne bileziği? Ben zannettim ki Karvaçot'ta kocalar eşlerine hediye verir. O yüzden ben de sen de bir şey almışsındır diye düşündüm. Özür dilerim. Ben unuttum ama bir sonrakine. O zaman hatırlarım. Bilezikleri duyunca neden o kadar şaşırdı? Onları bana almadıysa kime aldı peki? Bu çok ilginç. Hadi. Sonunda orucumuzu açtık ve sana yalvarıyorum, bir daha Karvaçot orucu tutmayalım. Zaten hiçbir şey yemiyorsun. Ben de bu yüzden yemedim. Sen aç kalabiliyorsun ama ben bir daha yapamam. Lütfen, 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 lütfen bir daha yapmayalım. Bak çok doğru diyor. Bir daha ona oruç tutmamalısın. Bir gün aç kaldı, haline bak. Daks. Her evli kadın kocası için oruç tutar. O yüzden ben de tutacağım. Evet, tutmalısın. Şaka yapıyorduk. Her sene tutmalısın. Böylece kocan işinde başarılı olur ve evinizde huzur ve mutluluk hiç eksik olmaz. Değil mi? Hadi içeri geçelim. Gelin. Hey! Ne yaptın sen, ha? Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Priyu? Benim hayatımı mahvedip Karvaçot mu kutluyorsun? Benim aşkımı aldın. Şimdi aşkınla buraya gelip utanmadan oruç mu tutuyorsun sen? Senin hayatını mahvedeceğim, mahvedeceğim diyorum. Sen kimsin? Niye böyle konuşuyorsun? O hiç kimse. Delinin teki. Ne yapıyorsun ha? Bima, Harya, buraya gelin. Götürün şunu. Yalan söylüyor. Ben deli değilim. Kim olduğumu söyleyeyim size. Bir. Götür onu. Dışarı çıkar. Niye duruyorsun ha? Sana onu dışarı çıkar dedim. Bunlar aynı bilezikler Vir'in cebinde gördüklerim. Yani onları ona mı vermiş? Beni duymadın mı? Şu deliyi dışarı çıkar. Hadi. Evet, evet, tamam, peki. Bırak beni. Kim olduğumu söyleyeceğim. Vir, bırak beni, kim olduğumu... Kim o? Köyde gezen bir deli. Hep olay çıkarır. Lütfen kusura bakmayın.
Hadi geçin, yemek yiyelim. Preyashi, Arav'ın satılık gelini olduğu gün bizi rezil etti. Size bir daha buraya gelmeyecek dedim. Bütün bunlara rağmen yine de utanmadan nasıl bu malikaneye girebiliyor? Kimse onu içeri girerken görmedi mi? Cevap versenize. Her yerde bekçilerimiz var. Bir de bir sürü güvenlik tuttum. Ama elini kolunu sallayarak nasıl içeri girdi? Uyuyorlar mıydı? Hadi, bekçileri buraya çağır. Onlarla konuşacağım. O kız içeri nasıl girebildi? Konuşun. Nöbetinizde uyuyor muydunuz yoksa? Size soru sordum. O kız malikaneme nasıl girebildi? Ben size niye para ödüyorum? Hepinizi kovmam mı gerekiyor? İşinizi doğru yapın. Bak baba, aslında onların hiç suçu yok. Rajuka kapıdaydı ama bir acil durumu çıktı. Eczaneye gitmişti ama bana haber vermişti. Belki de o sırada Piyu içeri girdi. Böyle olmuştur bence. Lütfen bize fazla kızma. Bir, bana onları savunma sakın. Ne aciliyet vardı umurumda bile değil. Eğer o kızı bir daha burada görürsem hepinizi kovarım. İşinizi düzgün yapın. Yoksa Revari'de bir daha çalışamazsınız. Defolun. Benim hayatımı mahvedip kutlama mı yapıyorsun? Buna izin vermeyeceğim. Kimdi o kız? Beni nereden tanıyor? Virendra sen... Dani ben... Özür dilemek için geldim. Çünkü... Bugün olanlar... Senin değil benim suçumdu. Yani... Kusuruma bakmayın. Virendra hayır. Niye özür diliyorsun? Olanların hiçbiri senin suçun değildi inan. Niye olsun ki? Orası doğru ama yine de benim evimde oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Neyse. Şimdi iyi misin? Evet. Ben iyiyim. Ama bir şey soracağım. Evet, sor. Bugün gelen o kız... Gerçekten de deli miydi Virendra? Evet öyle. Delinin tekidir. Köydeki herkesi çok iyi tanırım. Herkese karşı bu şekilde davranıp duruyor. Delidir. Ama ona bakınca hiç de öyle hissetmemiştim. Yani yüzündeki öfkeye bakınca o kız benden gerçekten nefret ediyordu Virendra. Sanki benim geçmişimle ilgili bir şey varmış gibi hissettim. Bilemiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Öyle bir şey yok. Sadece bir an duygusallaşmışsın. Senin geçmişinle hiçbir ilgisi yok. Onu boş ver. Sen onları düşünme şimdi. Sen dinlen, tamam mı? Bir şey yok. O delinin tekidir. Köyde dolanıp insanlara saçmalayıp durur işte. Sen uyu artık ha? Bu arada bir şeyi hatırladım. Benim bir amcam vardı. Ne zaman kulakları ağrırsa o masaj yaptırırdı. Bence sen de yaptır. Buhri'yi masaj için buraya gönderirim. Senin aşkın bu mu? Beni kapının önüne koyan sen değil misin? Beni böyle mi seviyorsun? Eğer senin sevgin böyleyse... Bunu istemiyorum. Defolup gidebilirsin. Bir daha buraya geri dönme. Priyu, lütfen sakin ol. Yanlış yaptığımı kabul ediyorum ama benim başka seçeneğim yoktu. Eğer dediğini yapmasaydım baban ve herkes bizi öğrenirdi Priyu ve aramızdaki her şey biterdi. Yakalanırdık Priyu. Özür dilerim.
Bir gün elbet yakalanacağız. Bizim kim olduğumuzu daha fazla saklayamayacağım. Ve bugün olanlardan sonra çok yakında dünyadaki herkese ikimizden bahsedeceğim. Tamam tamam. Bana niye eve geldiğini söyler misin? Niye böyle bir olay çıkardın ki, anlayamıyorum. Olay mı? Olay mı çıkardım? Asıl olayı çıkartan kişi Purvi'ydi. Beni satılık gelin yaptı ve utanmadan Vrendra için oruç tutuyor. Ve olay çıkartan ben oluyorum. Hani bana ablamın hiçbir şey hatırlamadığını söylemiştin? Ama kocası için oruç tutuyordu. Bunu gözlerimle gördüm. İyi de o babam için tutmuyordu ki. O Daksh için tutuyordu, babam için değil. Evet, Daksh aslında Delhi'li bir iş adamı ve Purvi de artık Dani. Onlar nişanlılar ve yakında evlenecekler. Yakında hayatımızdan sonsuza dek çıkacaklar. Lütfen anla bunu. Bana inanman gerek. Üzgünüm. Gel. Özür dilerim. Anladım. Artık zengin iş adamıyla evlenecek. Ve bense böyle gizli kalmaya mecburum. Benim hayatımı mahvetti. Onunla evlenmeyecek. Purvi yeterince zenginliği tattı. Gör bakalım şimdi hayatını nasıl mahvedeceğim. Eğer benim adım Priyo'ysa senin hayatını mahvedeceğim. Ne oldu? Nereye daldın öyle? Daksh, benim yardıma ihtiyacım var. Dışarı çıkalım mı? Tabii ki çıkarız. Ne oldu? Söyle. Lütfen beni köye götürür müsün? Köye mi? Şimdi mi? Ama neden? Ne oldu? Daksh, dün gelip beni tokatlayan kız var ya. Neden bilmiyorum Daksh. Ona ne yaptım ki ben? Yani o kız neden bana öyle davrandı? Ve onunla ne ilgim var? Dün bana söylediği şeyler... Bak Daksh, çok zor adresini öğrendim. Gidip hemen onunla konuşmak istiyorum. Lütfen Daksh, lütfen beni ona götür. Neden bilmiyorum. Kim bilir, belki bir bağımız vardır. Belki onunla konuşarak geçmişimi öğrenebilirim Daksh. Lütfen, lütfen yalvarırım, onunla konuşmam gerek. Bu önemli. Beni götürecek misin? Gitmek istiyorsun. O zaman gideceğiz. Seni götüreceğim. Sağ ol Daksh. Bütün gece neredeydin? Fabrikadaydım. Biliyorsun bazen işler uzayabiliyor. Gitmem gerekti. Vir, Tanrı aşkına yalan söyleme artık. Çünkü biliyorum. Fabrikada değildin. Başka bir yerdeydin. Ne demeye çalışıyorsun bilmiyorum. Seni anlamıyorum. Saçmalama. Her şeyi biliyorum. Fabrikaya gitmedin. Satılık geline gittin. Priyo'nun yanındaydın sen. Onunla gizlice mi buluşuyorsunuz? Cevap ver Vir. Onu bilmiyorum ben. Saçma sapan konuşuyorsun. Saçmalamıyorum Vir, gerçeği soruyorum. Sana o bileziği sorduğumda hiçbir şey bilmiyorum dedin ve Vir, sakın unutma. Gerçek hep ortaya çıkar. Yalanların artık bitti. Yalan söylediğini biliyorum. Aynı bileziği onun bileğinde gördüm Vir. Söyle. Senin cebinden onun bileğine nasıl gitti peki? Benimle evli değil misin Vir? Beni aldatıyor musun? Ben seni aldatmıyorum. Dostun Purvi bize ihanet etti. Bizi yalanla evlendirdi. Gerçeği mi istiyorsun? Tamam. Ben Priyu ile görüştüm. Hatta sana söylemeden önce ona onu sevdiğimi ve her zaman seveceğimi söyledim. O yüzden lütfen Suda, sana böyle kocanmış gibi davranmamı bekleme sakın. Dani, içeride kimse yok gibi. Baksana,
kapıya bakmak için gelen hiç kimse olmadı. Ama Daksh, bir dakika. Eğer kapı içeriden kilitliyse mutlaka biri olmalı. Eğer içeride biri varsa kapıyı niye açmasın ki? Bilmiyorum. Şu pencere. Kimse var mı? Kimse var mı? Bir saniye, bir saniye. Biri geliyor galiba. Baksana. Sen burada... Sizler burada ne yapıyorsunuz? Biz o deli kızı takip ettik. O deli kıza bir şekilde yardım edelim dedik. Halini gördünüz. Belki de bakacak kimsesi yoktur. Yemeğe veya yardıma ihtiyacı vardır. Biz de yardımcı olmak için buraya geldik. Ama hiçbir yerde bulamadık. Burada hiç kimse yokmuş. Ne? Yok mu? Evet. Evet, bu nasıl olur? Evet. Biz de onu düşündük. Kaybolmuş. Sanki hafızasını kaybetmiş gibi. Neden içeri girip bakmıyorsunuz? Kimse yok. Bakın lütfen. Hadi. Gelin. Bir anda nasıl ortadan kaybolsun? Daha dün akşam malikaneye geldi. Bana tokat atıp öyle konuştuktan sonra neden? Niye bir anda ortadan kaybolsun ki? Acaba biri benden bir şey mi saklıyor? O yüzden mi onu bir yere sakladılar? Peki bunu kim yapabilir? Kim o kızı görmemi istemiyor? Bunu öğrenmeliyim. Baylar, kararı size bırakıyorum. Ben gidiyorum. İyi günler. Köylülerin hakkını korudun muhtar. Ama ya benim hakkım ne olacak? Sen Chaudhry'nin oğluyla evlendiğin gün kendi kaderine kendin karar verdin. Senin saçmalığını dinlemeyeceğim artık. Köyün muhtarıyla konuşmaya geldim. Masum bir kıza karşı yapılan haksızlığı düzeltmesini talep etmeye geldim. Bütün köy diyor ki muhtar Vrendra her zaman doğruyu söyler. Kimsenin hakkına girmez. O zaman bana niye bunu yaptın muhtar? Purvi'ye niye deliyim dedin? Beni suçlu gösterdin. Neden yaptın bunu? Cevap ver. Şunu buradan götürün. Yani bana cevap veremiyor musun? Ama tehdit etmesini biliyorsun. Tehditlerinden korkmuyorum artık. Purvi'ye gerçeği söyleyeceğim. Ona gerçeği söyleyip hafızasını geri getireceğim. Bekleyin. Kiminle konuştuğunu unutuyorsun sanırım. Senin gibi bir yalancıdan ortaya hiçbir gerçek çıkmaz. Purvi doğrusunu yaptı. İyi ki oğlumla evlenmedin. Yoksa bütün ailemin itibarını zedeleyecekmişsin. Sadece kendi çıkarını düşündüğünü iyi biliyorum. O yüzden bizden uzak dur. Bu senin iyiliğine olur. Seni bir daha gözüm görmesin. Ne Purvi'nin yanında, ne de evimin yakınında. Yoksa başına geleceklerden sorumlu değilim. Seni Revari'den atarım. Hayatım boyunca da bir daha geri dönemezsin. Zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu gösterecek. Bir şeyi çok iyi anlamalısınız. Ben Vir'ime nasıl kavuşamıyorsam, sen de Purvi'ye öyle kavuşamayacaksın. Ne yapmam gerekirse yapacağım. Bu savaşta her şeyi yaparım muhtarım.
Hadi Dani, zerdeçal törenine başlayalım. Herkes geline zerdeçal sürsün. Herkes zerdeçal sürüyorsa ben de süreceğim. Hayır. Gelene zerdeçal süremezsin. Ama o kadın niye muhtara hayır diyor ki? Yani benim demek istediğim şu, bizim gelenek ve göreneklerimize göre zerdeçal törenine geline erkekler zerdeçal süremez oğlum. Yani o yüzden. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Ha? Köyüm Revari'desiniz. Ve Revari'de zerdeçal Holi gibi kutlanır. Anladın mı? Değil mi Anjali? Ne? Aa, evet. Evet. Bizim köyümüzde zerdeçalı Holi gibi kutlarız. Herkes sürer. Hadi bakalım şu töreni biraz renklendirelim. Hey! Hey bayan, hey, durun, durun. Evet, geç. Durun. Sen delirdin mi? Aynı kadın, kaç kez bakacaksın? Ona bakmamış mıydın? Bırak geçsin. Geçin. Vaktimizi harcıyor. Buyurun. Durun.
Bu gördüklerim doğru mu? Yoksa bana mı öyle geldi? Vrinda ile Dani'nin arasındakiler gerçek olabilir mi? Bu mümkün olabilir mi? Gördüklerin doğruydu. Sen kimsin? Sen. Evet, ben. Dani ve Vrendra'nın arasında gördüğün şey gayet gerçek. Sen de şahit oldun. Aralarında bir şeyler var. Nasıl yani? Onlara bakınca bir şey fark etmedin mi? Yakın değiller mi? Hepsi gerçek, Daksh. Dani ve Vrendra arasında bir şeyler var. Bir saniye. Nasıl bir şey var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.